Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Ötken dersimizde Müslümanlar iman keltirgenlerden keyin ularga Quraysh müşriklari tomonidan yetgan aziyatlar haqida suhbat qilgan bo'ldik. Bugun inshaalloh davom ettiramiz. İman keltirganligi uchun shahodat kalimasini aytganligi uchun azoblangan kishilardan Zanira ismli bir joriya ayol. Uni Abu Jahl qattiq azoblar ekan, boshiga bir qattiq urdi. Ana shu zarba tufayli bu ayol ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Odamlar Lot bilan Uzzo Muhammad'ın diniga o'tib ketgani uchun bu joriyani ko'r qilib qo'ydi deb gap tarqatishdi. Shunda bu miskin ayol Allohga duo qildi. Parvardigor, ko'zimni sen o'zing olding. Ko'zimni o'zing qaytarib berding. Allohga duo qildi, Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Azoblanganlarning orasida Nahdiya ismli ayol bo'lgan qizi. Uni ham qattiq azoblashdi. Ular zaif bo'lganligi uchun himoya qiladigan kuchli bir qarindosh urug'lari bo'lmaganligidan ular qattiq bir azoblarga duchor bo'lishdi. Ularning sayyidi ona qizni azoblar ekan, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kelib, ularni nimaga azoblaysan? Deganida sayyida aytdiki, bu ikkalasini sen aytding. Agar sen buni Muhammad diniga bu ikkisini da'vat qilmaganingda, ular mana shunchalik azobga qolmas edi. Sayyida aytdi, Allohga qasam ular bu dinlardan qaytmagunicha hargiz tinch qo'ymayman dedi. Abu Bakr unga deb qasam ichmadi. Unga deb qasam ichmadi. Sayyid aytki bo'lmasam sotib olar ekanman. Yana bularni sotib oldi, ham davo sotdi. Mana shu ish musulmonlar o'rtasida sunnatga aylandi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 7 yoki 8 ta qo'lni sotib olib, iymonga kelganligi uchun azoblanayotganlarni sotib olib, ozod qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ozod qilgan kishilar orasida mana Bilal roziyallohu anhu ham bor. Shuning uchun sahobalar aytadilarki, Abu Bakr sayyiduna atloqa sayyidana. Abu Bakr bizning sayyidimizdir va bizning sayyidimizni ozod qildi. Umayr ibn Halaf Bilolni azoblar ekan, Bilol dindan qaytmas edi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olmoqchi ekanligini Umayrga aytdi. Umayr baribir Abu Bakr sotib olmaydi deb turib, qimmat narxda aytdi. Abu Bakr rozi bo'ldi, Bilol 9 o'qiy oltinga sotildi. Baraka bo'ldi, qo'l qo'qilib Umayya pulni olgandan keyin Abu Bakrga qarab turib, "Ya Abu Bakr, agar bir o'qiya so'raganingdan berib olardim" dedi. Deganida Abu Bakr "Agar" dedi, "100 o'qiya deganingda ham olardim" dedi. Shunda qaro Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni sotib olib Allohning yo'lida ozod qildi. Abu Huhofa, Abu Bakrning otasi, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan kishi edi, qari kishi edi. Kelib o'g'liga aytdiki, "Ey o'g'lim, sen qullarni sotib olib ozod qilyapsan ekan. Madomiki shu ishni qilayotgansan, kuchliroq, baquvvatroq erkak kishilarni sotib olib ozod qil. Chunki senga ularni foydasi tegadi keyinchalik. Ya'ni atrofingda turib yuradi, borasanga hujum qilsa himoya qiladi, senga quvvat bo'ladi. Chunki ana shu ozod qilinganlar senga qarzdor bo'ladi. Senga yordam beradi dedi. Abu Bakr otasiga aytdiki, "Bularni men foydalanishim uchun emas, Allohning roziligi uchun ozod qilyapman" dedi. Yani hazırda ya var o, buraya bir sağa sağa kısın, buraya bir yardım ettiyse, bir kısa bulan kılasın. Borsaya bol orada, tuğaya bol ne kılsın yan bol, hakeza. Şu üçüncü de uçma etleyen bu yönek. Bizim hayatta kadar gençlerimizi bir karak koysak, işte bizki hiç çıkan kadar faydası temmini gön. Ne mansabı, ne kovançı bulma gön, hiç çıkan bir manfaat yok bu gön. Zayıf, kembakar, nortanış bu yoldan bir yakışılık kılıp, esten çıkarlar yapmış mı? Allah'ın razılığı için kılınan işlerde fakat Allah'ın razılığı kütürlendi. Abu Huhafa yaptı, adam kısa küçüğü irazatın seyir paydası değer dedi. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu bu işlerini Allah için kılınan birini aittir, hem de Allah da Allah. Abu Bakr hakkı da ayetlerine razılık oldu. Yani hadi, uçma etti. Eğer Abu Bakr pulluyla şöyle küçüğü ülke içinden satın alıp faydalan kendi, bari ülke ederken de Allah için bunu diye bana ölüp gitti. Eğer şu kılıyken işinden maksadı, dünya bölgenin o şüphesinde yeterli maksadı diye o hatun işine sokamazsın.
Lekin qiyomatgacha o'qilgan Qur'onda Abu Bakr xolis Alloh uchun qilganligini maqtab Alloh oyatlar nozil qildi. Astagfirullah va sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka va ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la va sawfa yarda. O'zi pokdavon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot u dozoqdan yiroq qilinadi. U taqvodor zot huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'q. Ya'ni u biror kimsani o'ziga o'tkazib qo'ygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr-saxovat ko'rsatmaydi. Qildimi Alloh uchun, kutmaydi hech kimdan. Minnat qilmaydi, jichi yaxshilik qilib o'tirib ko'z-ko'z qilmaydi elga. U faqat eng oliy zot bo'lmiş, Parvardigorning yuzini, rizoligini istab, mol-davlatini sarf qilib va yaqinda Parvardigor unga ato etadigan mukofot jannat ne'matlaridan rozi bo'l. Davlatman olamlar bo'lsa oramizda. Mana aytdik hozir. Abu Bakr qani hozir? Abu Bakrda ham o'sha davrda yashaganlar qani? Ular ham ketdi. Kimisi dunyosini oxiratiga sarf qildi, kimisi dunyosini obod qilgani qildi, kimisi pulini qayoqqa olib ketdi. Dunyo uchun qilganlar tashab ketdi deb aytgan gunohni olib ketdi o'zlar. Abu Bakrga o'xshab oxiratiga sarf qilganlar o'zlaridan dunyosini olib ketdi. Biz nimalarga sarflayapmiz dunyoda bo'lsa. Xolos qiling bitta kambag'al odam qo'lida dunyosi yo'q. Bir to'y qilishga kerak bo'ldi, eplar to'yni qildi, qizini chiqardi, yoki o'g'lini yashayapti. Kim bo'lib ketdi? Alloh qo'yib davlat bergandan keyingi qilgan to'yi birinchi to'yda qilib bo'lmaydi. Chunki qo'liga keldi-da, endi dunyo keldi, shu yerda sarflash kerak. Birinchi qilgan to'y bilan bergan qizi ham o'tiribdi. İkinci pulli toylar çıkarken kızı hem oturuptu. Dualarımız var, kırk paytaramız şu yanımızı. Amin. Top yanayım. Toylar yapıyorsun. Hakikaten işler toy için işleyelim bizkiler. Rasyaya bağlı ilk gibi akşam işler kelerdi. Bir kliş yapıyor, artırır bilmeden. Kelerdi, çay 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 sağa bir kelim. Toy bir kadar da bana yani. Yani ikinci zamanla kliş oturken kelerdi orada. Agar birinchi safar qilganda ham oddiyroq to'qisa, o'sha bir martasi bilan 3-4 o'tkizsa bo'ladi. Biz pul topyapmiz biz ham. Nima niyatda topyapmiz? Nima uchun topyapmiz va qayerga sarflayapmiz? Qaranglar, Abu Bakr Siddiq dunyosini oxiratiga sarflagan ekan, Allohga rozi bo'lgan ekan, kambag'al bo'lmagan Abu Bakr. Alloh rozi bo'ldi kishidan. Biz dunyoni qayerdan topyapmiz va nimaga sarflash niyatda to'plab, qayerga sarflayapmiz? Azoblanganlar ichidagi eng qattiq azobga uchragani shubhasiz Habob ibn Arat roziyallohu anhu. Habob ibn Arat qul bo'ladi. Arab qabilalari bir-biriga hujum qilar ekan, ularning qabilasiga hujum qilishadi. Yengan qabila bularni bolalarini, qul, ayollarini cho'riga olib ketib, bozorga sotadi. Kichkina Habob Makkaga qul bo'lib sotilib keladi shu tariqa. Uni bir ayol sotib oladi-da, bu boladagi qobiliyatni ko'rib turib, temirchiga shogird qilib beradi. Az fırsat içinde bir küçülü temirçi Mustafa olup yetişip çıkardı. Yani şu yasayan kılıçları Mekke'de kolma kol buladı. Peygamber Aleyhisselam diye dağlı vatanda iman getirgenden ki Seyyidası Kur'an'a iman getirgenden haber bakıp onu azarlaştık ki özünü ülkesine masrur koydu. Ülkes gelip azarladı. Haber bin Arat yani şu kılıç yasaç için çoğun içi tıkıp koyken temirdi. Sayyidasi keladi da cho'g'ini ichidan chiqarib turib boshiga bosadi. Boshidan tutun chiqib, qushidan ketib tushib yotiladi da, qushidan tushib yotib yiqilganda chiqib ketadi. Ana shu azoblanganlar ichida Habob ibn Arat deb aytdik. Kunlari birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Habob bilan o'tirgan bo'ladi. "Ey Habob" dedi. "Hayotingizda ko'rgan eng qattiq azob qaysi, aytib bering bizga." Habob ibn Arat roziyallohu anhu o'rnidan turadi-da, yaxtligini yechib ko'tarib turib, kuragini ko'rsatadi. Kuragi belidan to yelkasigacha go'shtlari kuyib, terisi suviga yopishib qolgan holatda, har joyda katta-katta o'yin chuqurlar bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bundan ko'ra qo'rqinch va manzara ko'rmaganman. Qanday qilib buni qilishsiz? Habob aytib beradi, Makkadagi davrimizda mushriklar kelishdi. Mayda toshlar ustiga o'tirib yoqishdi. Mayda toshlar qip-qizil cho'lday bo'ldi. Yerga yoyishtirib, meni kiyimlarimni yechib, belim bilan bosib yotkizib, oyog'imdan sudrashib yoqib yoqadi.
to badanından çıkan kon, yok yok ki sel bilen, 33 günge kadar bas duruşlar. Ve siz görgen azabı kaldırdılar. Hababın Allah'ın Ramazan'ı var hanım, ben şöyle azablaş gelirden ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, ya Resulullah, Kureyş'te aziyete katılıp gitti, dua kılıyorsun mu? Dua kılıyım Allah bize nusrat versin, galibe versin, yengeliği versin dedi. Ne bana sonra yaptı? Ama hakikaten taş harekatta olup etkilerden ki, şu dua kılıyım tez olarak galibe kesin dedi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleri kızarken halatta, nazarları çıkıp, ya haba, ya haba, sizlerden Allah yokken, ümmetlerden, bir kişinin muğulunu alıp gelişerdi kafirler. Yarın ötesi şey yerine kömür durup, boşudan ara sağlık ki gibi ötesi şaşardı. Yani başkasını attıydı. Yerine yok dizi, temir tırnağlar bulan, göçünü suyuyladan acayip şaşardı. Lakin bu nasıl uğradı dinine kaydırma gelmedi. Ya haba, Allah elbette bu işin ahını yetkizadı. Şunda, sen oradan atmayan kişi, hazır olup geçecek. Allah'tan başka hiç kimden korunmasına hatırlayacağım gelirdi. Koyuları hakkında, böğürlerle kankamayın dedi. Lekin sıra şaşırıp gidiyorsun. Nusret almakta kelerdi. Galiba almakta kelerdi. Lekin mumun fasıldan, mumun münafıldan, rozgöy kezdoktan, sabır sabırsızdan acele çekmek için Allah da olaymanı şimdi sınavları vardı. Alif ve mim, ahasifel nâs an yudurakul an yakul âmenne ve hullâ yuhtanun diye Allah da var. Adamlar iman kirtildi. Fitneki üçlendiğimizde böyle dediler. Sizlerden, avlangilerinden, kezzablarından, razgöylerinden acayetçilik için elbette imtihan güçler kendimiz dedi. Yukdalar maru ala kadere dinihi. Her bitti kişi dinige imanıya karak durup imtihanla yorum olamadı. Burada dinine, burada imanı vakti olurken boş yekeken imtihanlar yani katta uyuyor. Biz yani cici süpüyorsuyla dağıtıyımız, cici pulumuzun yokası numaralıyımız, burası buramız numaralıyımız, ne olur oluyoruz. Bizi başımıza kanaka kençilik günler var, o sahalarda başta kendi günler. Habab Razıallahu anh'u Mekke'den hicretle çıkıp gidiyken de merkeliler indi. Dua düşerler bu işin. Mazlum bu ya halette. Yurtudan korun çıkıp gidiyken bana şöyle meşakkatler yüksürürken Habab Mekke'den Madine'ye hicret çıkıp gidiyordu. Dua mı geldi? Para mı geldi? Ana şimdi de Seyyid'den bulan ülkesini özünge koydun. Özün kifaya koydun. Hala Habab Mekke'den çıkıp Madine'ye gitmesinden durup bu Seyyid'esinin başına Allah da alır. Şimdi bir ağrını verdi ki şunda bir ağır kirgen tayyipte, ağırlığı tükkende hiç kimi tanımak olardı. Tabipler her kende çoranı kılıçtı. Fakat bir de çorası kazanırdı. Kızdıken temir doktor boş yüge bozkendi, ana şu küldürgenlerse boşluğu ağırlığı sundurup koyardı. Mazlumdu duasından korkuş gerek. Bu mazlum da yanında Allah özün kipi ayakı girdip koydu, Allah da kanıya çıbali suratı olarak mükafatına verip koydu özlerine. Çünkü bazı zulüm görüyor adam hatır, ölüyünce büyüsün, ağzından konuyun kesinlikle kargaçlı olmayı, hakkı sözler ağzından çıkarışlı olmayı para diyor, özün kifayakı gidip koyun da. Hayvanda, hayvanda, hakları kaldırmayırken para diyoruz. Ağzı zor, kendi kılıp, haramdan korkup, Rabbisinin razını intira diyen, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bandasını zulüm kürsatı kutlayalı. Yaşanıyorsun. Hasbunallah, bu ne yapar bakayım? Bizi kısafımız Allah-u Teala'nın koruyla. Hasbun Allah dedi, Allah-u Teala cezasını verip koydu dünyada. Azerbaycanlılarının arasında Zübeyir'in avamı razıallahu anh. Kavunun seyidi, şerefli kişilerden. Lakin, anakisi bir tohumla yıkama koyup, içindeki haşif şeylerini taşıyıp, yandırıp, tütün bile kıynadı. Havasızlık bile tütün bile boğulup kıynadı. Lakin burası dinleden kaytaramadılar. Bana şu tütün tüpüyordu, Zübeyir ibn-i Avvam keserdi şurada. Abu Bakir, Osman, Sarunlar, Vakkas, Zübeyir ibn-i Avvam hatta sayıp boyun kişilerden azabları kirli yeni körgenden ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar ki eğer hokalasıyla havasından yakışacak demeyler. Uyurdu padişahı adı, onu adını hiç ingiliz ürün kılınmıydı. Birinci bu hıcret kıyan kişi Osman ibn-i Avvam razıallahu anh oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerdenler İmam Müslim sahihlerde getirildi. Lut aleyhisselamdan keyin birinci bölüm hicret kılgen kişi Osman ibn Affan. Ve onun ayağı Rukayye binti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret kılgenler Ebu Huzeyfe, Musa bin Umayr, Zübeyir, Ebu Salame, Ummu Salame, Osman ibn Mazun. Cemil ki birinci bölüm hicret kılgenlerin insanı 12 kişiydi.
Abu Bakr ham hijrat qildi. Makka'dan chiqib 2 kun yo'l yurdi, Ahobish qabilasiga uchradi. Ahobish bu Habash degan so'zni jamlaydi. Habashlar. Ular o'zi asl arab bo'lgan emas. Qul bo'lib sotilib kelib, keyin ozod bo'lib bir joyga to'planib, har yerdan kelib qolib, bir qishloq o'zlari tashkil qilishib olgan. Abu Bakr ana shu joyga yetganda ularning sayyidi Ibn Dug'na Abu Bakrni tanirdi. Qayerga ketyapsan deb so'radi. Abu Bakr hijrat qilayotganligini sababini aytib berdi. Shunda Ibn Dug'na aytdiki, sendek qavmining sayyidi muhtojlarga ko'mak beradigan, qarindosh urug'chilikni o'rniga qo'yadigan axloqli kishi yurtini tashlab chiqib ketishi to'g'ri emas dedi. Yurt qaytarmaydi. Sen meni himoyamda bo'lasan. Seni hech kim ozor bermaydi. Makkaga qadar olib kelib Abu Bakrni Quraysh jamoasi turgan joyiga borib Ibn Dug'na aytdiki, "Ey Quraysh, Abu Bakr meni himoyamda. Kim unga ozorlaring bilan ozor beradigan bo'lsa, yomonlik bilan qo'lini tegizadigan bo'lsa, Ahobish qabilasi unga hujum qiladi." Ibn Dug'nani himoyasi ostida Abu Bakr Makkada xotirjam Qur'on o'qilgan bo'lib qoldi. Bemalol ovozini baralla qilib Qur'on o'qirkan, Quraysh bo'lasiga sabr qilmadi. Ibn Dug'nani oldiga borishida, Ibn Dug'na, sen himoyangga olgan kishi bizni haqorat qilib, olohalarimizni so'kib, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqaryapti. Bunga sabr qila olmaymiz. Sen chorasini qilib qo'y dedi. Ibn Dug'na Makkaga kelib, "Ya Abu Bakr, men seni Qurayshni haqorat qilsin deb himoyamga olganim yo'q." Abu Bakr, "Men Qur'on o'qiyapman. Bu meni dinim." dedi. Ibn Dug'na, "Meni himoyamda turadigan bo'lsang, Qur'on o'qimayman." dedi. "Men Qur'on o'qiyman." dedi. "Bo'lmasam himoyamni qatar olaman, o'qimayman." Himoyasi bo'lsa, Qur'on o'qiyman. Ibn Dug'na himoyasini oldi. Qubay Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Makkada himoyasini qo'shishiga sabab bo'ldi. Agar mana shu voqea bo'lmaganida Abu Bakr ham Habashdagi hijratga yetishlardan bittasi edi. Mana shunday bir qiyin ahvolda Nabiy sallallohu alayhi vasallam duo qildilar. Allohumma a'izzal islam bi ahadil umarayn. Parvardigor, islomingni ikkita umarning biri bilan aziz qilgin. Qurash orasida ikki umar bor edi. Umar ibn Xattob hamda Amr ibn Hashom, Abu Jahl. Bu ikkalasi doyurak, baquvvat, aqlli bir ishni ushlasa oxiriga yetkazadigan, oxirigacha boradigan yigitlardan. Mana shunday bir hech narsadan cho'chimaydigan jasur kishi agar musulmonlar qatoriga kelib qolsa, islomga ancha quvvat bo'ladi. Boshqa rivoyatlarda ana shu ikkita umardan senga ko'proq yoqqanini hidoyat qilgin deb Alloh taologa duo qilgan. Umar ibn Xattobning islomi. Umar roziyallohu anhu jahiliyat davrida kunlarning birida tavof qilaman deb Ka'ba oldiga keldi. Kesa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'ba tomonga oldida namozda turib Qur'onni o'qiyotgan edi. Ovoz chiqarib Nabiy sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiyapti. Hazrat Umar savobli odam bo'lgan. Qurayshni tashqi ishlarini, elchiligini bajarardi. Agar bir qavm bilan gaplashib, ularni cho'chitib kelishni kerak bo'lsa, ular jo'natishardi. Chunki orqaga orqaga chekinmas bo'lmoqda hatto. Yurakli kishi bo'lgan. Keldi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'ondan Al-Haqqoh surasini o'qitganlar. Qur'onga yozgan xulosa oldida Qur'onni eshitib turib, o'ziga o'zi aytdi ichida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyapti, orqasida turib aytayaptiki, "Muhammad shoir ekan" dedi. Deganda payg'ambarimiz quyidagi oyatni o'qidilar. "Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun." U biror shoirning so'zi emasdir. Sizlar ushbu Qur'on Allohning kalomi ekanligiga kamdan-kam iymon keltirursizlar. Umar hali javob eshitib ichidan aytdi. Unda kohin ekan dedi. Alloh taolo xuddi Umarga javob berayotganday keyingi oyatni o'qidi. "Wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun." Va biror kohin falonning so'zi ham emas. Sizlar kamdan-kam qandasi xabarlarsizlar. Umar ikkala oyatni eshitgandan keyin, "Unda nima bu so'z?" dedi o'ziga o'zi. Payg'ambarimiz keyingi oyatni o'qidilar. "Tanzilun min robbil alamin." U barcha olamlar Parvardigori tomonidan nozil qilingan kitobdir. Xuddi Umar savollarga Alloh taologa javob berayotgan edi. Umarga bu oyatlar ta'sir qildi, qalbi yumshadi. Lekin musulmonlarga eng qattiq qo'l kishilardan bittasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu edi. Islom hali zaif edi. Mana shunday kuchli kishilardan bittasi iymonga kelib qoladigan bo'lsa, musulmonlarga albatta quvvat bo'lishiga shubha yo'q. Sahobiyalardan
Amr ibn Robiyaning ayoli Umma Abdulloh eri bilan Abu Abdulloh bilan hijrat qilishlikka kelishdi. Eri Makkadan birinchi o'rta tashab chiqib ketdi. Tog' orqasida kutib turadi. Ayol Umma Abdulloh orqasidan chiqib boradi. Ayol Umma Abdulloh eshigiga safar tadorigini ortib chiqib ketyapti. Umar ko'rib qoldi. Mana tek Umar ibn Xattob musulmonlarga nihoyatda shafqatli kishilardan. Qayoqqa ketyapsan Umma Abdulloh? Umma Abdulloh bilan Umar ibn Xattobda qarindoshlik aloqalar bor. Boyaq aytdi, tek qo'ylar bizni dedi. Azoblar qiynavor dedi. Tek qo'ylar chiqib ketamiz, qutulasizlar bizdan. Umar ibn Xattob qarab turib, demak bu vidolashuv ekan-da dedi. Umma Abdulloh hadi. Safar ila bu xatar bo'lsin deb ketaverdi. Umma Abdulloh birinchi marta Umarda bunaqa yumshoqlikni ko'rib turib, ishonqalmasdan sekin orqasiga qarab qarab ketdi. Borganida kuyovi Abu Abdulloh yo'lda kim ko'rdingiz sizni dedi. Ha ko'rdi. Kim ko'rdi? Umar ko'rdi. Qanday qutuldingiz undan qochib desam, ha qochganim yo'q. Hech narsa degani yo'q, kamiga yetmagandek safarda bexato bo'lsin dedi. Deganida Abu Abdulloh aytadiki, yo islomga kirishda bir umid qilib qoldingizmi shu qiyinchilikdan bo'ldi? Ha dedi Abu Abdulloh. Ishonmang dedi. Xattobni eshigiga kalima keltiradi, lekin ular iymon keltirmaydi. Chunki Umarning qattiqligi shu darajadagiki hech kim umid qilmasdi. Shuning uchun birodarlar namoz o'qimayotgan qanday qishda yurgan odamlarni ko'rganda jannatlik bo'lmaydi. Yoki inson berib qolsa bizdan yaxshi o'tadi. A bu odam emas, deyapman. Bola dokumentlar uchun borib, bu spiskada uchun boradim. Bu odam bo'lmaydi. Qanday bilasiz? Umarning hatto nechta sahobadan keyin iymonga kelyapti. 3-yil iymonga kelyapti. Lekin bitta Abu Bakr o'tib ketdi Umardan. Qolgan hamma masalalar Umar o'tib ketdimi? Biz ayta olmaymiz. Biz yomonda bo'layotgan odamlar ehtimol bizdan ham zo'r bo'lib ketadi. Umar islom va musulmonlarga nisbatan qalbi yumshamagan. Faqat mana shu ayolga nisbatan qalbi yumshagan. Umar nima sababdan bu ish bo'lgani haqida ham qoldi. Nimaga Quraysh o'rtasiga falokandan tushdi? Aka-uka, er-xotin, ota-bola bo'linyapti. Va bu ishlarning hammasining sababi Muhammad ibn Abdulloh ekanligini tushundi. Va mana shu mushkilani hal qilish uchun qo'liga qilichini oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ldiraman deb uydan chiqib keldi. Yo'lda ketayotganida uni Na'im ibn Abdulloh Nahham ko'rib qoldi. Na'im musulmon edi, faqat islomini hali oshkor qilmagan. Hali ko'pchilik bor, musulmon islomga kirganligini aytmasdi. Ba'zilari aytgan, ba'zilari aytmagan, bu holatga qarab edi. Na'im ularni ko'rib turib, "Ha, xato to'g'ri, qayerga ketyapsiz?" Bu aytdiki, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqargan, butlarimizni so'kkan, ota-bolani er-xotin o'rtasini bo'lgan, Qurayshni birligiga putur yetkazgan o'ldir ham ketyapman. Na'im payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Umar azob berib qo'yishdan xavotirga tushib, uni qaytarmoqchi bo'lardiki, agar Muhammadni o'ldirsang, bana Abdulmuttolib seni tinch qo'yarmikin? Desa aytdiki, o'ldirsang ham mayli, faqat mana shu mushkilani hal qilaman. Aytdiki, bularda do'stligi ham do'stcha bo'lgan, dushmaniga ham dushmancha bo'lgan, haqiqiy erkak bo'lgan bular. Bir narsani to'g'ri bildimi, oxirigacha borgan. Na'imni bu gapi Umarga ta'sir qilmaganini ko'rib turib, yana payg'ambarimizdan xatardan qutulish maqsadida Na'im aytdiki, bo'lmasa o'zingni uyingdan boshlamaysan. Nima nazarda tutyapsan dedi, singli Fotima dedi. U ham dinidan qaytgan bobolar dedi. To'g'ri uyiga ketdi. Hali uyini tuzatmay turib, tashqarini tuzatmayapti. Ana shu bolani hatto Fotima binti Xattobni uyiga borganida ularni uyida kuyovi Said ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay. Said ibn Zayd, Zayd ibn Amr ibn Nufay'ning o'g'li. Aytganimiz o'tgan darslarimizda haq dinni istab turib 3ta do'st chiqqanlar. 2tasi Nasron diniga o'tib ketganda bittasi Varaqa ibn Nafar, lekin Zayd ibn Amr Ibrohimni Hanif dinidan oldi, hali payg'ambarimizga vahiy kelgancha o'lib ketganlar. Payg'ambarimizning jannati ekanligini aytganlar. Said ibn Zayd ana shu kishining o'g'li. Said ibn Zayd tirikligida jannatni xabarini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi edi. Ikkalasini oldiga Habob ibn Arab kelib, Qur'on oyatlaridan ta'lim berayotgan. Payg'ambarimiz yaqin islomga kirganlarga avvalo islomga kirgan kishilarni jo'natardi, o'tirib ularga ta'lim berardi. Habob ularga Qur'on o'qib berib turganda, Umarga eshikni qattiq taqillatib qo'yib oldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana o'n juma gapirdik hayotida. Islom mo'jizasi deyiladi.
Ömer'de kalır paşa, bu gelmez, bu milyon dedi, gar tarihçiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua okuyan edek, İslam'a, Müslüman okuyan, İslam'a, yargan okuyan sahabeydi. Ömer Muhattab muhatabır, boyu ben, ülke yerleri, bakma kişi koydu. O neyse, aralığa yer yedeydi durardı. Sahabalar yığılıp konuşarken olsa, Ömer Muhattab okuyan, Halil Nüvalip, acayip durardı. Huttu, attı, minyan singeri. Şunu bir basarlar, yuvarlanmayan. Yine işi de nakavet yaptı ki. Habbab'la yatağına gibi gitip koyuştu. Fatih'e bir hatta bu araya şeyini açtı. Onlar geldi. Gelip durup, menge sıralarını otobobalar ilerinde dininden katkenler verdi. Şurası mı dedi? İndeşmenle. Hadi ben eşliyken nasıl ne dedi? Eşikler gelip eşikler vardı ki demem yine düşünmedi. Hiç nasıl eşikler. Ha bu nasıl eşikler? Ayet ilerdi. Sahipçe kalıp durup, sen babalar ilerinde dininden katkenler dedi. Deyende yok. Ben İslam'la haber buldum. Bu onu bir yere yıktık durup, üstüne oturup onu kumuştu başlayana da küyavına hamaya kalamadı Fatih'e taşlandı. Akası onu yan tumşuğu yoruldu yıktı. Tumşuğu yoruldu, kan aktığı yanına gidiyorlar. Onlar özü yıkıyordu da kan da yapıp ayak işini uğradı. Kan da yapıp sinirisini uğradı. Kıyken dışından hıcalar alıp kar vazgeçti yumuşadı. Söyle, hadi okuyakken nasıl edemeyi kürsatıyla. Fatih'e kürsatmasını yönetken dedim, Lan bulan uzağa yakasam, menge kürsat, yamanı yakizmeyim ben dedi. Kızı kıpaldın bana yedi. Şimdi Fatih'e dedi ki, Evvel, sen müşrik necessen. Bu Allah'ın kelamı. La yamassuhu illa mutahharun. Kur'an'da fakat pakize kişiler düşünüyor. Eğer okumak için olsan, çıkıp yuğunup gelin. Onların hatta çıkıp yuğunup gelin. Hatta yapı zor. Kızı kıpaldın, yetkizgi ahı yapıp dedi. Bu değil, zahirin yok hazır. Burada bir nesana doğru dedi mi, oha geç yetkizgen. Nadoru dedi mi, oha geç yok kıyken burası. Çıkıp yumruk geldi. Koruya sahifeni verdi. Bu sahifada Taha surelerden bir kança ayetler lazım geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma enzelne aleykel Kur'an li teşka illa tezkiraten limen yakşar tenzilen mimmen halakal arda ve semavati ula. Ar-Rahman alel arşistava lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve ma beynahuma ve ma tahta thara in techer bil kavl fe innehu ya'lamu sirra ve ahva Allahu la ilahe illa huve lehu'l esma'ul husna Taha Ey Muhammed biz sizge bu Kur'an'ı kıynelip cefa çekişiniz için yemez belki Allah'tan korkabilen kişilerce pand nasihat bulsun için nazil kıldık O, yerine ve yüksek osmanlarını yaratken zat tamamen nazır kılıngendir. O zat, öz arşini egelleken Rahmandır. Osmanlardaki, yerdeki ve onların arasındaki, hem de tutlar arasındaki varması onundur. Eğer siz aşkar yapırsanız hem, veya ki hüfyanı yapırsanız hem, o zatı beraberdir. Zira o, sırrını hem, en nafisi nesalarını hem bulur. Allah'tan özge hiç kanalik tanrı yok, fakat onun özü vardır, onun için en güzel isimler vardır. Ki ayetler, İnneni anallah, la ilahe illa ana fa'budni, vaqimis salata li zikri, inne sa'ate atiyetun, ekadu ukhfiha, litujza kullu nafsin bima tas'a, fela yasuddanneke anha, man la yu'minu biha, vattaba havahu fatavda. Bunların hatta vaziyallahu'nun kalbini titretken ayetler bana şunlardır. İslam mucizesi bu yerin ümmeti, İslam'ın kişiye sahip bu yerin ayetler bana şunlardır. Der hakikat men Allah durman, hiç kanda ilah yok, fakat men var durman. Bas men gegele ibadet kıl ve beni zikir kılış için namazını tüksüz ada kıl. Ta ki her bir can kılabilen sayı hareket sababli cezalanışı için kıyamet saati elbette kendisidir. Lekin men kıyamet kaçan kayın buluşunu yaşayışını isteyemem. Bas sen Kıyamette inşallah ve hava inafsiye geçken kimseler ondan tutmasınlar ki o halde hava bulursa. Her bir can kıladigen sahi hareket sebepli cezalanışı için kıyamet suatı elbette kirel buradır. O kara, küntü, yavru kolan bulur. Tengenden çıkıp fikresi var. Kul düşünüyor şey geldi, bu dünyada cüftü var. Nerede duruyor? Eğer bu dünyada hakkınızı alamayan olsanız, zulüm körgen olsanız, adalatını boyan olsa, muminsiz, hatır cembolin, kıyamet var. Rabbis hakkınızı alır.
Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bu oyatlarni o'qiganidan keyin qalbi yumshadi-da, meni Muhammad oldiga olib boringlar dedi. Ichkarida bo'layotgan ishlarni eshitib turgan Hattob shoshilib chiqdi-da, ey Umar, kecha Rasululloh parvardigori islomni ikkita ulardan bittasi bilan aziz qilgin degan edi. Shu sharafni sen olib qo'ygin dedi. Rasulullohni davr orqamda ekanligini xabarini aytdi. Endi Payg'ambarimizni chopaman deb ko'tarilgan qilich Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qilishga qarab ketib boradi. Nami ibn Abdulloh Umarni Fatimaning uyiga bo'lib turib, o'zi borib turib xabarni yetkazib qo'ygan. Sahobalar va payg'ambarimiz Umarning kelishini kutib turishgan edi, lekin Fatimaning uyida bo'lgan ishdan xabarlari yo'q. To'g'ridan xato keldi, eshikni qoqdi. Hamza roziyallohu anhu ana shu yerda sahobalar qatorida bor edi. Umar, ya Rasululloh qo'lida qilichi bilan turibdi deydi. Hamza roziyallohu anhu, ya Rasululloh ruxsat bering, o'zini qilichi bilan o'zini o'ldirib beraman dedi. Ha to'g'ri, Umarning g'olib kuchli, jabbor lekin jang qilishlikda Hamza mohirroq edi. O'zini qilichi bilan o'ldirgan edi. Payg'ambarimiz Hamza orqaga qaytdi dedi. Eshikni ochdi. Sahobalar tushunishmadi. O'ldiraman deb kelganga eshikni ochyapti. Himoya qilaman degan ichkariga kirdi, lekin itoat qilishdi. Umar ibn Hattob Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday yoqasidan o'tirib, qattiq siltib yerga tushib, tizzasini yiqildi. Shuni shunday holda, ey Hattobning bolasi, iymonga kelishning vaqti kelmadimi? Boshingga chaqmoq o'g'irucha iymonga kelmaysanmi? Umar ibn Hattob ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu annaka rasululloh deb shahodat berdi. Payg'ambarimiz Allohu akbar deb baqirdi. Sahobalar qursan shirisi bo'lmasdan Allohu akbar deydi. Islom mo'jizasi bo'lgan edi. Hali Umar ibn Hattob roziyallohu anhu halifa bo'lib, Fors, Rum saltanatlarini tekislab, islomni dunyoga adolat yayib turib, halifa bo'lib turgan paytda shunda minbarda turib gapirib aytardiki, "Ey odamlar, chiroyli ma'lumotlar qilib turib, xutba o'qib turib, ey odamlar, men kechira falonchi xolaman, qo'ylarini bir hovuch xurmoga boqib yurgan cho'ponim deb qaradi. Xurmadan sindiradi. Nimaga desa, haddingdan oshib ketmoqlar. Sen bor yo'g'i kecha qo'l boqib yurgan cho'ponsandir. Islom mo'jizasi bu kishi. Xalifa bo'lib turgan paytda ustida 14 ta yog'ovor yaxtaga bilan xutba o'qirdi. Xalifa edi. Bir nechta materialni oshib qo'lganiga qilich bilan tuzatamiz deb turishganda, xutba qabul qilib turgan edi. Mahallada oshmaylar, haddingdan oshmaylar, ayollar deganida davlatga boshladi. Bitta ayol chiqib turib, Umar, qanday qilib payg'ambarimiz qaytarmagan, man qilmagan bizni haqqimizni sen qaytarasan deganda, shu yurak egasi chiqib turib aytib, Umar adashdi, ayol to'g'ri aytdi degan. Islom mo'jizasi edi bu kishi. Forsni qo'mondoni Xurmuzonga olib kelishi, xalifa taqdirini hal qilsin desa, Xurmuzonga katta bir qasrga, saroyga olib kelishadi deb turib, kelayotdi, xurmon daraxtida yotgan, 14 ta yog'ovor yaxta bilan yotgan xalifani ko'rsatishdi. Adiyimda faninta derdi, islom mo'jizasi edi bu kishi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu erkak bo'ldi. Iymonga keldi. Iymon keltiradi qilayotgan ishini ko'ringlar endi. Payg'ambarimizga eng ko'p azob beradigan, musulmonlarga eng adovat qatti bo'lgan kim bo'ldi? Abu Jahl deydi. Ikkinchi Umar. Hali duo qilinganda ikkinchi Umar. Shunday mashaqqatdan chiqib to'g'ri bor. Eshikni taqillatdi. Abu Jahl ochdi-da, "Xush kelibsiz, birodarim bolasi. Xush kelibsiz" dedi. "Ey Abu hakam, bilmadingizmi?" Nima bilaman? Men ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna muhammadar rasululloh dedim. Abu Jahl shart eshigi yopdi-da, "Ey qo'ling qursin, yuzing qursin, kun mirasi o'qilding" dedi. Ya'ni men iymon keltirdim. Endi bilib ishingni qil. Kim Qurayshni ichida, ya'ni mana shu xabarni tashqariga yayilishini xohlayapti. Kim Qurayshni ichida sir ushlab tura olmaydi? Jamil ibn Muammir deydi. Istadi Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladi. Otam orqasidan elchi bordi deydi. Jamil ibn Muammir shunaqa odam ediki, u chaqimchi gaplashadigan odam edi. Bitta sirni bugun bersangiz, ertaga hamma eshitadi. Ka'batullohga suyanib o'tirganligini ko'rdi-da, oldiga kelib turib, "Ey Jamil, eshitdingmi?" dedi. "Nimani eshitaman?" "Men ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh" dedi. Deyishiga haligi Jamil so'ramadi ham, nimaga endi shart turdi-da, "O'y, Quraysh, o'y, Quraysh, Umar dinidan qaytibdi" dedi. Bir postu shu kerak bo'lmaganiga Umar ibn Hattob odamlar eshitish kerak. Hamma islomni maqbul qilayotganda, og'ir vaziyatdan qo'rqayotganda shart chiqyapti.
Kuraş toplandı, Umar so kişi başlattı. Özü hala imana geldi. Seni anakasın, seni de bana sokip gitti, cıkarmış olur, muşlaş gitti. Ömer'in hatta vurduğunda, buradan vurdu, Burak Öbrak. Kün çıkardan, kün, bak günge kadar keç geçe muşlaştı, bitti özü. Kün keşkeceğinde, kuvvetten kalıp, ana şu Murat muşlaşırken, Sayyidlerde en kattası, Utba İbrahim'i aldı, yerine yaptı izle. Üstü götürüp durup, barmağını gözüge tıktırı oldu. Muhammed Ahmet'le nâle olsun olsa gözüge olur ama. Utba yapken sonra da, öyle tek koyular gözüme köprü koymasın beni dedi. Onu harbi o işte, Umar onu kovar, turşin, yana taşıyan şu, yana oturan bası oldu ya. Hatta yoğun boyan dedik. Yana gözüge koyun tıktırı oldu. İki gün uçtu şuna kaldı. Ertesi gün kez yana başladı, yana geç geç uçtu. Çünkü, Müslüman buralarda azar aziyet çekerken yeni görüp, ne demek onlar aziyet çekse, men çekeyim anladım, özür ihtiyarından bana yanımdılar bağlıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah, biz Müslümanımız mı? Ha, biz Müslümanımız. Onlar kafir mi? Ha, onlar kafir. Biz aziz mi? Ha, biz aziz. Onlar hal mı? Ne demek onda dinimizi yaşayalımız? Aşkaklıyımız mı davranın dinine? Ömer'in hattabda talabından da var buralara hoş geldin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların içi de Seyyid bugün, Şerif bugün, aşraflardan yıkarıda 40 kişi canlandı. Onların iki safını terip, hamasa kolları kurallarına bitti safı başıya, Ömer'in hattabını, ikinci safı başıya, Hamza İbn Abdül Muttalib'ini koyup, Peygamberimiz safının ortasını özü getirip, kâlep olarak hareketi borçlardı. Kelime getirip, şahada yapıp, aşağıda la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'u akıla da geçeceğiz de Kureyş tamaşa kılıp, bir anla zıkılış diye kadar bunu getirmişler. Çünkü 40 kişi Kureyş'in seyirlerdi, bu Kureyş'e katkı zarbeydi. Şunu yapıp, davet, mahvi baskışlar, aşkları baskış gibi. Akulu kavli, hadi ve astagfirullah, ve lakum, selamu aleyküm, ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ve barakatuhu. Ve barakatuhu. Ve barakatuhu. Oyun hareket. Oyun hareket. Oyun hareket. Oyun hareket. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.